Oğlumuza bu yolda, bu kanser savaşında, bu savaşta biz bu savaşı yenmek istiyoruz. Sizlerle, insanlarla, arkadaşlarımızla, eşimizle, dostumuzla, tüm insanlıkla biz bu kanseri, kanser denilen illeti yenmek istiyoruz. Edirne'de nöroblastom hastası Aydeniz Şipşah'ın ailesi kendilerine uzanacak bir yardım eli bekliyor. Anne Ülkü, baba Aykut Şipşak, evlatlarının bir an önce iyileşip eski sağlığına kavuşmasını istiyor. Oğlumun yaklaşık bir senedir tedavi görüyor. Edirne Tıp Fakültesi Çocuk Hematoloji Onkoloji Bölümünde yaklaşık orada bulunduğumuz ay olarak da 9 ay, 10 ay gibi oldu. Burada ilk tanımız nöroblastom 4. evre şeklinde tanı koyuldu. Yani nöroblastom 4. evre kanser. Kanser türünün bir çeşidi olduğu söylenildi bizlere. Biz zaten o gün o haberi aldığımızda ve böyle bir tanı koyulduğunda tamamen bir aile olarak yıkıldık. Genellikle 5 yaş altı çocuklarda görülen, böbrek üstü bezlerindeki sinir hücrelerinden başlayıp vücuda yayılan sinir sistemi kaynaklı bir kanser türü olan hastalık, 15 yaşındaki Aydeniz'de bir yıl önce ortaya çıktı. Çünkü bu hastalık çok ağır bir hastalık. Minyonda bir görülen bir hastalık olduğunu, oğlumuz 15 yaşında, Aydeniz Şipşak. 15 yaşında bu hastalığa yakalanmasının çok minyonda bir seyrek görüldüğü söylenildi. Tedavisi henüz olmadığı ama bizim mücadele edeceğimizi hocalarımız ve Allah'ın mucizesiyle inşallah iyi olacağını söylüyorlar. Bacağındaki ağrı nedeniyle doktora giden ve daha sonraki süreçte yapılan tetkikler sonucu nöroblastom hastalığı teşhis edilen Aydeniz Şipşak, bir yıldır Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi görüyor. Hastalığın 4. evresinde olduğunu söyleyen baba Aykut Şipşak, Aydeniz'in önümüzdeki hafta 6. ameliyatı olacağını, maddi manevi her türlü desteğe ihtiyaçları olduğunu söyledi. Bu dönem içerisinde yaşadığımız maddi manevi sıkıntılarımız oldu. Çok çaba gösterdik. Oğlumuz çok çaba gösterdi. Şükürler olsun Rabbimize bugünlere kadar geldik. Bir senedir bu yoldayız. Ama biz ailemizde tükendik. Maddi manevi olarak tükendik. Bittik. Hastalık boşlanmasına girdik çok. Ve önümüzde daha çok uzun yol olduğu, hocalarımızın, doktorlarımızın söylediği bize bunlar. Oğlumuza bu yolda, bu kanser savaşında, bu savaşta biz bu savaşı yenmek istiyoruz. Sizlerle, insanlarla, arkadaşlarımızla, eşimizle, dostumuzla, tüm insanlıkla biz bu kanseri, kanser denilen illeti yenmek istiyoruz. Oğlumuz, evladımız için ve bütün kanser hastaları için biz bu savaşta varız. Allah'ın izniyle bu savaşı yenmek ve oğlumuza gençliğinde ve ileriki dönemlerinde iyi günler yaşamasını temenni ediyoruz. Bir yıldır hastalıkla mücadele ettiklerini ve çok zor günler yaşadıklarını anlatan baba Şipşak, maddi manevi her yönden tükendik, yardımsever vatandaşlarımızdan destek istiyoruz dedi. Hastalıkla mücadele ettikleri bir yılda işlerini kaybettiklerini, kiralık bir eve taşındıklarını ve borçlandıklarını belirten Şipşak, biz bu savaşı yenmek istiyoruz. Yetkililerden, Edirne'li tüm duyarlı vatandaşlarımızdan, sivil toplum kuruluşlarından maddi manevi destek bekliyoruz dedi. Ama bizim yolumuz uzun bir yol, masraflı bir hastalık. Madden ve manen çok büyük masrafı var. Oğlumuzun temizlik ve hijyen açısında yaşaması gerekiyor. Gıdaları çok iyi ve yedikleri var, yemedikleri var. Bunların karşılanması gerekiyor. Biz bu konuda bütün Türkiye'den, bütün Edirne'mizden, bütün Edirne halkımızdan, işte resmi kurumlarımızdan, Edirne Belediye'mizden, valiliğimizden sesimizi duyup bizlere yardım etmelerini istiyoruz. Kısmetse bu önümüzdeki hafta 6. ameliyata girecek. Çok riskli. Herkesten bize bol bol dua etmesini istiyoruz. İlk önce dua istiyoruz Allah'ın izniyle. Büyük iş adamlarımız, efendim söyleyeyim, ünlü
ummi olan sanatçılarımız, maddi manevi gücü olan bütün ünlülerimize sesleniyorum. Bütün iş adamlarımıza sesleniyorum. Bütün büyüklerimize sesleniyorum. Devlet büyüklerimize sesleniyorum. Lütfen sesimizi duyun. Yani bizlere yardımcı olun. Bu savaşı yenmemizde yanımızda olun. Yani zamanında Gülben Ergen'in, ünlü sanatçımız Gülben Ergen'in yardım ettiği gibi Deniz Gülmez'e ve diğer sanatçılarımızın, duyuyoruz, biliyoruz. Bazı hastalarımızın, bazı çocuklarımızın yanında maddi manevi destek verdiklerini biliyoruz. Bizim de bu hastalıkta, bizim de bu konuda bizlere de yardım etmelerini, yanımızda olmalarını istiyoruz. Aydeniz'e yardım için 0507 908 28 34 numaralı telefondan ailesine ulaşabilirsiniz. Yardımlarınız için Denizbank Ülkü Şipşak adına hesap numarası 9690-1323-9208-351. İBAN TR43-0013-40-0-0132-3920-80-001.